Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere bir adet Audi göstereceğim. Bu Audi arkadaşımızın kış geldiği için ısıtmama sorunu var. Ve bu ısıtmama sorununun kalorifer peteği değişimi haricinde başka nelerden olabilir, bunu sizinle paylaşacağım. İşin açıkçası aracım bazen ısıtıyor, bazen ısıtmıyor. Ama bundan bahsetmeden önce VAC grubunun vazgeçilmez olan EXO pompalarından biraz bahsetmek isteyeceğim. Çünkü bazı tamirci arkadaşlarımız bilmeden veya da yazılımla arkadaşlar bu EXO pompalarının değişimini yapmadan, yani sonuç olarak çok bir masraf gibi görünen EXO pompalarının aslında aracınızda nasıl bir problem yarattığından biraz bahsedelim. EXO pompası dediğimiz zaman VAC grubu araçlarımızın 1.6'sından tutun 2.000'inden tutun 3.000'ine kadar 1, 2, 3, 4, 5, 6 taneye de denk geldiğim oldu yüksek motorlarda. Daha çok yurt dışında arkadaşlar 4.000, 4.000 ve üstünde EXO pompaları aracımızın soğutma maddesinin tam anlamıyla dolaşmasını sağlıyor. Bu nedir? Kalorifer sistemi, EGR sistemi, turbo sistemine EXO pompası vererek suyun tam anlamıyla, sadece devir daimine yüklenmeden, suyun tam anlamıyla motor çevresi ve aracın tamamen bütün çevresinde dolaşmasını sağlıyor. 4000 üstü Q7, Q5 tarzı araçlarımızda zaten sağ arkaya kadar uzanan bir kalorifer sistemimiz var. Bunları ısıtmaya ve suyun doğru düzgün bir şekilde sistemde dolaşmasını sağlıyor. Bunlar aşırı derecede masraflı motorlar olduğu için, yani tanesini güncel fiyat verirsek, bugün 2,5-3 yan sanayilerinden bahsediyorum, 0.7-8 lira olduğunu tahmin ediyorum. Bu tarz motorlarımız arkadaşlar değiştirmek yerine iptalini gerçekleştiriyorlar. Fakat bu kışında, yazında ister istemez bizde bazı problemlere yol açabiliyor. Bu yüzden araç alırken de bunları mutlaka kontrol edin. Özellikle VAC grubu sevenler, bilenler varsa bunlar sonrasında sizin cebinizi yakabiliyor. Farzı misal veriyorum, 3 tane vardır. 3'ü iptalse 10 lira, 20 lira gibi masraflara yol açabiliyor. Bu yüzden arkadaşlar mutlaka bu araçlardan anlayan kişilere araçlarınızı göstererek almanızda fayda var. Ekspertizleri tabii ki bir lafımız yok. İlla ki anlayanlar vardır ama sonuç olarak ekspertiz genel anlamda bir ekspertiz. Bütün araçlara bakıyor. Ama biz Audi ustalarından bahsettik. Burada altını çizerek gösteriyorum. Söylüyorum, özür dilerim. Şimdi normal şartlarda aracın ısıtmıyorsa eğer kalorifer peteği tıkalı ve kalorifer peteğinin değişimi istenir. Genelde VAC grubunda ve Audi'de. Biz bu araç için dışarıdan şöyle göstereyim. Kaloriferin girişine sıcak su doldurduğumuzda, normal müdahalemizi yaptığımızda aslında kalorifer peteğinin tıkalı olmadığı ve tam anlamıyla sıcak suyun doğru düzgün bir şekilde aracın içini ısıttığını fark ettik. Ve bunun üzerine araştırmaya başladık. EXO pompalarından neden bahsediyorum? Çünkü şurada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir adet EXO pompam var ve burada bir muhteşem bir ustalığımız var. Ve bu EXO pompasının arkadaşlar soketini çıkartmış arkadaşımız. Şimdi bu EXO pompasını değiştirmek tabii ki de değiştireceğiz. Fakat bazen EXO pompaların içerisinde antifriz kaçabiliyor ve bu antifriz EXO pompalarını yakabiliyor. Sonuç olarak ister istemez soğutma maddesiyle çalışıyor. Bunun üzerine de bu görmüş olduğunuz pompa yanmış ve bunu arkadaşımız, şöyle göstereyim size, direkt yapmış. Ama işin tuhaf tarafı, bakın ki kalorifer sisteminde bu kadar uzun bir boruyu direkt yaparsanız ve bu devir daim görevini gören pompayı iptal ederseniz, ister istemez içeriye girecek su veya dışarıya çıkacak su sonuç olarak içeriye girmez veya çıkmaz. Ve bu aracımız inanılmaz derecede hem hava yapıyor hem de ısınamıyor arkadaşlar. Sonuç olarak kış geldiği için bunun çözümünü bulacağız. Bu görmüş olduğunuz EXO pompası arkadaşlar kilitlediği zaman sigortasını da attırabiliyor. Bazı arkadaşlarımız bunu değiştiriyor. Fakat değiştirmeden önce, ki biliyorsunuz biz artık mekaniker değiliz, birer elektromekanikeriz ve kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Aslında bu videoyu paylaşmamın yegane sebeplerinden biri de bu. Arıza ararken nelere bakmanız gerekiyor. Şu görmüş olduğunuz yeri kontrol kalemiyle kontrol ettiğinizde mutlaka artı veya eksi gelmesi gerekiyor. Araç çalışırken ve kalorifer açıkken arkadaşlar. Kontak kapalıyken kesinlikle buraya herhangi bir şekilde elektrik gelmez. Bunu kontrol kalemiyle de kontrol edebilirsiniz. Ortalamada 11 volt arkadaşlar bunlara gelen. 12 voltu tam anlamıyla görebilirsiniz, göremeyebilirsiniz ama 8 volt, 7 volt tarzında değil, 11 volt bu motorlara genellikle gelen voltaj. Bunun bilgisini de verelim sizlere. Şimdi biz bu EXO pompasını değiştirecektik fakat tesisat sistemini de kontrol edelim dedik. Fakat buraya herhangi bir elektrik gelmediğini gördük. Belki elektriği getirebilirsek bunu çalıştırabileceğimizi düşündük arkadaşlar. Sıkışık mı değil mi? Sonuç olarak dışarıdan bir elektrik vermektense kendi elektriğini kullanalım dedik. Bunun üzerine de aracı cihaza bağladığımızda kalorifer sisteminde hata verse de bunun ne olursa olsun kesinlikle arıza lambası yakmıyor.
Çünkü bu kalorifer sistemine direkt hatayı düşürüyor. Fakat aracımızda sadece burada değil alt kısımda da EXU pompaları var. Ve bu EXU pompaları hem turboyu hem EGR'yi soğutabildiği gibi EXU pompaları eğer motor üzerindeki arızalanırsa bu sefer aracın çekişini düşürmeye ve gaz yememeye 3000 devri geçirmemeye sağlıyor. Ama bu sadece kalorifere ilgilendirdiği için yani kalorifer sistemine devirden yaptığı için aracın hiçbir şekilde çekiş ve performansını etkilemiyor ve hata düştüğünde de motor arızalanmasını yakmıyor. Bunun bilgisini de vereyim. Şimdi buraya elektrik gelmediği için bütün tesisatı kontrol etmek amaçlı şöyle göstereyim. Bu araçlarımızın bazılarında fark edebilir. Yani sigorta kutusu veya beyin yeri tam anlamıyla fark edebilir. Çünkü biz kapıyı açtığımızda şu kısımda ve diğer kısımda da arkadaşlar sigorta tablomuz var. Fakat ben size çok fazla uğraşmamanız için bu görmüş olduğunuz motor kitlerse hangi sigortaya bakmanız gerekiyor bunu göstereceğim sizlere. Bakın şurada bir adet onluk sigortam var. Bu görmüş olduğunuz sigorta atıktı arkadaşlar. Beyni sökerek buradan buna ulaşabilirsiniz. Yani bu kadar basit aslında. Ve EXU pompasını da sipariş verip değiştirebilirsiniz. Şimdi burada bir işlem göstereceğim sizlere. Hemen paylaşalım. Şu anda bu sigortayı çıkarttığımda bakın şunu çıkarttığımda yanmayacaktır. Akif, yardımına ihtiyacım var. Gelir misin? Kontağı açtık. Bakın herhangi bir elektrik gelmiyor. Şu anda kontrol kalemi yanmıyor. Sigortayı yerine takıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi elektriğim geldi. Bu yüksek ihtimalle arkadaşlar buraya elektrik gelmedi. Bu motor kilitledi ve burada sigorta attığı için bu sigortayı da arkadaşlarımız bulamadığından dolayı bu motoru direkt yapmışlar. Eğer burayı açıp biz bunu görmeseydik arkadaşlar bu aracın torpidosu sökülüp kalefer peteğe değişebilirdi. Veya buradan değişebilirlerdi veya iç kısımdan değişebilirlerdi. Hiç fark etmez. Veya bu görmüş olduğunuz boru burada takılı halde bırakılıp tekrar kalorifer peteği ısıtmıyor diye değişebilirdi. Ve sonuç olarak araba düzelmeyebilirdi. Bunun bilgisini de sizinle paylaşalım. Her zaman cihaz kullanmak demek ustalık değildir. Tabii ki de arızaları biz bu şekilde hem paylaşarak hem sizlerden yorum alarak. Örnek veriyorum ben bu hatayı paylaştığımda bile birkaç kişi eğer bu tarz bir şey, bu tarz bir sorun yaşıyorsa bunu mutlaka benimle paylaşıyor yorumlar kısmında. Hem benim işim kolaylaşıyor hem de sizlerin aşırı derecede masraf yapmamanızı sağlıyoruz. Tekrar söylediğim gibi eğer Samsun çevresinde, Karadeniz bölgesinde Audi kullanıyorsanız ve çözemediğiniz bir problem varsa özellikle yeni nesil Audi'lerde mutlaka bizimle iletişime geçebilirsiniz. Şimdi ben bu soketi yerine takmayacağım. Çünkü bu motoru değiştirmem gerekiyor arkadaşlar. Benim bu motorum kilitli. Eğer yerine takarsam sigorta tekrar atacaktır. O yüzden burayı toplamadan işin açıkçası bu motoru alıp yerine takacağım ve aracımı toplayacağım. Isıtıp ısıtmadığını müşterimizle birlikte güzelce aslında ısıtıp ısıtmadığı diye bir problem yok. Zaten ısıtacaktır. Ve rahatlıkla içinde sıcak sıcak gezeceğiz arkadaşlar. Durum bu. Umarım sizler için de faydalı bir video olmuştur. Umarım birilerine kılavuz olmuşuzdur. Arızayı daha rahat bulmasını sağlamışızdır. Bu tarz bilgilerden haberdar olmak için kanala abone olmayı, bu tarz içerikler çekmem için de aşağıya bir devam diye bir yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Siz beni teşvik edin. Biz de öğrendiğimiz bütün her şeyi sizlerle paylaşalım. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bir sigorta, bir motor. Sakın ha sakın motor dairesindeki, bakın motor dairesindeki EXU pompalarını iptal etmeyin. Çünkü neden? Şundan bahsedeceğim. Daha önce bu motorla alakalı EXU pompaların iptalinin sonucunda beyin hiçbir şekilde hata vermiyor. Ve benim bunu bulmam gerekiyor. Tesisatını ölçtüğümde tamam bunu bulabiliyorum. Evet diyorum ki buraya elektrik gelmiyor. Bu sefer sigorta tablosunu araştırmam gerekiyor. Bunun sonucunda da araç ne yapıyor biliyor musunuz? Hararete çıkıyor. Örnek veriyorum devir daimimde burada EGR kısmında dizeller için söyleyeyim. EGR kısmından su düzgün geçmesi gerekirken düzgün geçmiyor.
Eksi pompasını değiştirmem gerekebiliyor. Denemem lazım. Tesisatı ölçmem gerekiyor. En sonunda buna karar vermem lazım ki daha önceki kullanıcı beyinden bunu iptal etmiş. O yüzden bu tarz işlemlere girmektense arkadaşlar eksi pompalarınızı mutlaka değiştirin. Aksi takdirde EGR aşırı derecede ısındığında bu sefer EGR tarafı çatlayabiliyor veya turbo kısmı çatlayabiliyor. Bu yüzden su sisteminde eksi pompaları önemli. İptal etmek yerine mutlaka değiştirmenizi tavsiye ediyorum. Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Bu tarz bir sıkıntınız varsa da videonun açıklama kısmı veya kanalın açıklama kısmından bize ulaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.